Evet arkadaşlar, yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Sizin için her bütçeye göre kadrolar yaptım. Birkaç tane notum olacak ama hani ne olacak bu videoda diye bahsetmek gerekirse her bütçeye göre çeşitli kadrolar yaptım. Durmadan aynı oyuncuları çok kullanmak istemedim. Çeşitlilik yaratmak istedim. Yani birleştirebilirsiniz arkadaşlar bu kadroları. Mesela 2,5 milyonluk kadrodaki oyuncuyla birkaç oyuncuyu alıp diğer kadrodan birkaç oyuncu alıp biraz pahalı biraz ucuz bir kadro yapıp yine aynı değeri yakalayabileceğiniz kadrolar kurabilirsiniz. Bir konsept yaratmak istedim. Bir anlayış ve bir yani farkındalık, çeşitlilik yaratmak istedim kadro kururken. Tüm oyuncuları denedim. Denemediğim hiçbir oyuncu olmaması lazım yanlışım yoksa. Sadece son kadroda birkaç tane sürpriz var. Son kadroda da kurulabilecek en iyi kadroyu kurdum. Hani benim için sonsuz parayla kurulabilecek en iyi kadro olur. 80 milyon zaten o kadroda. Ne var elimizde diye bakarsak 300 binlik, 850 binlik, 1,6 milyonluk, 2,5 milyonluk, 3,5 milyonluk ve 9 milyonluk kadrolar var. Bir de tabii ki 80 milyonluk kadromuz var. Dediğim gibi birleştirebilirsiniz bu kadroları. Benim şahsi düşünceme göre kurulabilecek en iyi kadrolar bunlar. Belki de en iyiye en yakın kadrolar diyelim en azından. Şimdi tek tek kadrolara ve oyunculara geçeceğiz. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 2000 aboneye çok yaklaştık. Hadi onu bir yakalayalım hızlıca. Sonra önümüzde ilerlemeye devam edelim. Dedikten sonra evet, şimdi oyuna yeni başladınız. Çok fazla paranız yok. Nasıl para kasacağınıza dair şüpheleriniz var. En iyi kadroyu kurmak istiyorsunuz elinizdeki azıcık parayla. Bu kadroyu tavsiye ediyorum size. Bu arada bazı kadrolardaki dizilişlerdeki oyuncuların yeri sadece kimyayı yakalamak için, onu oyun içinde düzenleyebilirsiniz. Mesela Griezmann burada orta saha gözüküyor ama aslında 10 numara veya santrafor oynayacak kendisi. Evet, bu kadroyla bir başlayalım bakalım. Şu an 287 bin kadronun değeri yaklaşık. Kadronun yarısı Kante'ye gidiyor ama çok önemli bir oyuncu. Orta saha çok önemli her zaman olduğu gibi FIFA'da da. Sonra da önemli bir miktar parayı Griezmann'a verdiğimizi görüyoruz. O da başlangıç için çok iyi bir 10 numara. Kanatlar aktif, hızlı ve güzel, iyi kanatlar. Dembele, Martial uzun bir süre kullanabilirsiniz. Ben Yedder gayet etkili oynayan meta santraforlarından Sokudan aynı şekilde ve sağlam bir savunma hattıyla bitiriyoruz. Fransız ağırlıklı bir kadro. Fransız olmayan iki oyuncu var neredeyse değil de tam iki oyuncu var. Ben Yedder nasıl biraz daha güncelleyebilir bir de onu bahsedeceğim. Mesela 300K'nız yok, 500-600K'nız var. Bir pahalı kadroya daha gidemiyorsunuz. Bu kadro üzerine nasıl güncelleştirebilirim diye sorarsanız da arkadaşlar, Eder Militao yerine Varan gelebilir. Ben Yedder'in de özel kartı gelebilir. Martial'i de ileride Mane'ye değiştirip başka bir bağlama yaratabilirsiniz. Dedikten sonra devam ediyoruz diğer kadromuz arkadaşlar. Bir İtalya kadrosu var bu sefer karşımızda. Dediğim gibi çeşitlilik yaratmak istedim. Farklı liglerden kadro kurmak istedim. Sadece Almanya Ligi'ne çok böyle uyduramadım bir şey. Bu arada hiçbir satılamaz kart kullanmamış olmam lazım yanlış görmediysem. Satılamaz kart kullanmamaya da çok özen gösterdim. Almanya Ligi dışında genel olarak fena değil. Böyle her yerden biraz oyuncular çekmeyi başardık. İkonlar da dahil olacak birazdan kadrolarımıza. Evet, 2.863K şu an bu kadronun değeri. Ciddi bir miktar parayı hücum hattına harcıyoruz mantıklı bir şekilde. Gördüğünüz gibi ama orta sahada da alana ciddi bir para veriyoruz. En pahalı oyuncumuz da alan. Evet, yeni gelen incelediğimiz Lazanya kartı var. Santrofor oynatabilirsiniz. Çift santrofor veya 4-2-3-1'de forvetin arkasında oynatabilirsiniz. Lautaro Martinez inanılmaz bir kart. Mertens Insigne de çok iyi. Nainggolan daha böyle bir hücumcu orta sahanız ve bu kadroyu çok hoşuma gitti kurduğumda ve alan o da inanılmaz bir kart. Savunma hattına baktığımızda da Manolas, Kolibali, Handanovic, Malquit ve Sandro. Malquit'i gözünüzde küçültmeyin. İnanılmaz bir sağ bek. Genel olarak yine çok hızlı, çok etkili, çok komple ve müthiş bir takım bence. En hoşuma giden kadrolardan birisi oldu. Bu da 863K yani bedavaya neredeyse oyunun şu noktasında tabii ki. Çoğu kişi için bedavaya olacak bir fiyata inanılmaz bir kadro. Nasıl güncellenebilir? Çeşitli kartların büyüs versiyonları alınabilir. Mertens, Nainggolan, Lautaro Martinez gibi. Ki Lautaro Martinez'in kartı çok pahalıydı. Veya şöyle yapılır. Insigne'nin inform kanat kartı alınıp bir kanatlı forma içinde dizilişe geçirebilir. Veya savunma hattını tamamen iptal edip ileriye öyle tutup birbirine yeşil bağlı Napoli ve İtalyalı oyuncularla birbirine yeşil bağları koruyup arka tarafı böyle bir İspanya ya da böyle ikonlu bir savunma ya da Van Dijk'li bir İngiltere savunmasına çevirebilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra gelelim 1,6 milyonluk kadromuza. Daha renksiz ama daha güçlü bir kadro var karşımızda. 1,658 bin 1 milyon 658 bin şu an kadronun değeri. Gördüğünüz gibi Mbappe Neymar ikilisi geliyor. Çoğu kişiye göre oyunun en iyi 3-4 normal gold kartından ikisi kendileri. Nelerdir diye sayarsak Messi 1'dir bence. 2 Neymar'dır. 3 Mbappe'dir veya Ronaldo'dur. Cristiano Ronaldo veya 4 de Mbappe veya Ronaldo'dan geri kalandır. Şimdi Kante de Jong inanılmaz bir orta saha ikilisi. Çok uzun bir süre kullandım. Çok da memnunum.
çok güzeldi. Harbiden iyi bir ikiliydi. Zaten Mbappe Neymar üzerine çok konuşmaya gerek yok. Dembele de çok iyiydi. Griezmann sadece burada biraz sırıtıyor. Griezmann'ın bir informuna çıkabilirseniz daha da güzel olur. Şöyle 1-8'e falan bu kadro inanılmaz olur. Varane, Lenglet, Mendy, Semedo, Ter Stegen zaten oyunun klişeleşmiş artık metalaşmış bir savunması. Çok komple her şeyi çok iyi yapan Griezmann dışında da kusursuza yakın bir kadro nasıl güncellenebilir? Dembele'nin bir üst kartını alırsınız. Griezmann'ın bir üst kartını alırsınız. Kante'nin bir üst kartını alırsınız. İnanılmaz bir kadronuz olmuş olur arkadaşlar. Bunun üzerine daha çok konuşmayacağım. Bir sonraki kadroya geçebiliriz bence artık. Evet. 2,5 milyonluk kadromuz 2.584 şu anki değerim. Gördüğünüz gibi bu sefer Messi de katıldı şova. Ben Yedder'in de informu geldi. Yani Neymar, Mbappe, Messi, inform Ben Yedder, Kante inanılmaz. Burada da sırıtan arkadaş Soko. Arkadaşlar ya bir yerde bir şeylerden kesmem lazım. Kadronun fiyatının uyması için. Yani Neymar, Mbappe, Messi, Kante'yi 2.5 milyona bir kadro işte koymak istiyorsanız ve inform varanlar falan varsa Soko olacak orada. O Soko'yu ama herhangi bir ikonla veya şeyle değiştirebilirsiniz. Mesela 500K'nız varsa alırsınız oraya bir Essien, Baby Essien, sorun çözülür. Burada da neler güncellenebilir? Eder Militao'yu yükseltebilirsiniz. Road to Final kartına. O da 400K civarında. Semedo'nun headliner'ı alınabilir. Genel olarak bu kadar. Bir de tabii ki Soko ve Kante'nin informu. Gayet güzel bir kadro. Artık iyice üst düzey meta kadrolara, sizi Foot Champions'da elit ve üzerine taşıyacak kadrolara geldik. Dediğim gibi hiçbir satılamaz oyuncu yok. Bütün oyuncuları denedim, paylaştım. Oynamadığım hiçbir oyuncu yok. Olmaması lazım. Onun dışında birden fazla kadroları da karıştırıp birlikte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir izleyicim rica etmişti bu şeyi, videoyu yorumlarda bir 2-3 gün önce. Adını hatırlamıyorum ama teşekkür ediyorum kendisine fikir için. Dedikten sonra gelelim artık son 3 kadromuza. Evet, 3,5 milyonluk kadromuz. Gördüğünüz gibi dehşet bir kadro bizi bekliyor. Savunmada biraz daha İngiltere esintileri var. Bu sefer Alisson, Future Stars, Tomori ve Van Dijk'ı kullandık. Cancelo'yu da ekledik. Alexandro, herkes olmuş çemistir. Burada bir sürü kırmızı gağa görüyorsunuz ama herkes full kimya. Bu şeyi de merak etmişler abi. Off-cam dediğinde off-cam yani düşük kimya dediğimiz 10 kimya olmayan kartlar için söyleniyor. Griezmann informu geldi gördüğünüz gibi. Tekrar orada bir bağlantıyı kurabilmek için. Griezmann inform, De Jong, Wants to Watch, Messi. Burada bakın Messi, Ronaldo var. Güzel bir ikili. Messi ile Ronaldo'yu aynı takımda kullanmak isteyen arkadaşlar için güzel bir fikir. Orta sahada herkesi bağlamak zor olacağı için ve defansif bir oyuncu lazım olduğu için kendi kadromda da olan Baby Essien'i tercih ettim. De Bruyne var 10 numara pozisyonunda. Ben bütün kadroları yaklaşık bir yanlışlık yoksa 4-2-3-1'e göre kurdum. Dar 4-2-3-1'e göre, yani iki orta saha, birisi savunmacı, birisi daha hücumcu. Mesela burada Essien savunmacı, De Jong biraz daha hücumcu. En azından pas teknik olarak. İki tane kanatlar, bir tane 10 numara ve önünde bir santrofor şeklinde dizayn ettim dörtlü savunmada. Bütün takımları kurarken de ona dikkat edin oyuncuları yerleştirirken. Mesela burada baktığımızda tam net bir santrafor yok ki ama ben Ronaldo'yu santrafor ya da Messi'yi santrafor oynatmayı seviyorum. Messi santrafor oynuyor burada. Arkasında Kevin De Bruyne oynuyor. Ronaldo ile Griezmann kanatlar. Ki orta sahada da De Jong, solda sahada da Essien var. Böyle bir kadro bu da. Ve gelelim 9 milyonluk kadromuza. Şimdi bu son mantıklı kadro gibi. Ondan sonraki 80 milyonluk kadromuzun çok kurulabilecek bir yanı yok. Çok tartışılabilecek. Şimdi bu kadro kurması en böyle tartışmaya açık kadrodan biriydi bu. Niye diye soruyorsanız arkadaşlar, şimdi 9 milyonla yapabileceğiniz çok fazla şey var. Ama 9 milyonluk bir kadroya sahipseniz yapacağınız şeyler, benim için yapmanız gereken şeyler, 1. Çok iyi bir santraforunuz olacak. 2. Çok iyi bir orta sahanız olacak. 3. İyi bir orta 10 numaranız olacak. Çok çok iyi olmasa da iyi bir 10 numaranız olacak. 4. De çok iyi bir stoper ikiliniz olacak. Şimdi bakalım. Özellikle bir oyunda en iyi santraforlarından. Bende 89'luğu var ama 89'luğu 1 milyon daha pahalı olduğu için bu kartını tercih ettim. Çok iyi, tartışmaya açık olmayan bir santrafor zaten kendisi. Hemen orta sahaya geldiğimizde bence oyunun en iyi orta sahalarından Team of the Year De Jong var. İnanılmaz bir kart. Bakın zaten en düşük özelliği 87. Yani çok üzerinde konuşmayacağım. Müthiş bir kart. Kendim de kullandım uzun bir süre. Güzel bir karttı. Yanına Kante'yi koydum. Her zaman kullanabileceğiniz her kadroda, yani dünyanın en iyi oyuncusunun bile kullanabileceği çok efektif bir kart. Biraz daha iyi versiyonunu alabilirsiniz paranız kalırsa. Zola inanılmaz bir 10 numaradır. En pahalı kartı neredeyse şey, Moments'ını saymazsak galiba Baby'si çok pahalı ve çok iyi kart. Bakın 90-91. Bir de çok inanılmaz bir Messi, böyle pırpır dönüş özellikleri var. Güvenebilirsiniz Zola'ya da dedikten sonra Messi... Tamam, zaten savunmayla ilgili çok bir şey söylemeye gerek yok. Van Dijk, Cannavaro inanılmaz bir ikili. Baby Cannavaro da en pahalılarından kendi kartlarının.
Sadece burada tartışmaya açık olan bir isim belki Gabriel Martinelli Wiput yüzünden, ama o da çok iyi bir kart. Çok memnun kalmıştım. Az kalan bütçemizde onunla tamamladık. Ve gelelim şimdi fantezi kısmına. Bu da benim sınırsız param olursa oyunda kuracağım kadrodur arkadaşlar. Kalede Yaşin, Carlos Alberto, Cannavaro, Maldini, Carlos, Vieira, Pele, Gullit, Ronaldinho, Eusebio, Ronaldo. Zaten Ronaldinho ve Ronaldo kafadan benim en sevdiğim oyunculardı. Bu sene Eusebio çıkarmamın ardından en sevdiğim oyunculara bir de Eusebio eklendi. O ileri üçlü zaten sabit. Zaten FIFA'nın klasiği Gullit Vieira'dır. 99'luk Pele'yi koymazsak olmaz. Savunma hattında da en sevdiğim ikili Maldini Cannavaro'dur. Roberto Carlos da en sevdiğim sol bektir. 1000 maçı geçti zaten Roberto Carlos'ta baby kartıyla. Ve Kapita'yı da koyduk oyunun en iyi sağ beki bence. Ve kaleye de Yaşin'i koyduk. Ve böylece inanılmaz bir kadro oldu. Burada 48 gözüküyor ama bazıları markette yok büyük ihtimalle. 2 tane 15 milyonluk oyuncu yok. O yüzden 30 milyon daha eklenecek. 78-80 milyonluk bir kadro. Evet arkadaşlar, 300K'dan 80 milyona kadar bütün kadro fikirlerimi sundum size. Umarım güzel fikirler, ilhamlar yaratmıştır sizde. Umarım yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videolarımı beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videodan haberdar olmak için zili açabilirsiniz diyelim. Evet, diğer videolarda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.